Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri heyecanlı bir mücadeleye götürmek istiyorum. Her şey var. Oyun sonu, feda, heyecanlı bir karşılaşma ve beyazlarda Hikaru Nakamura, siyahlarda Richard Rapport oynuyor. Hikaru Nakamura 2,5 senedir masa başı satranç oynamıyordu ve büyük bir çıkış yapıyor şu anda aslında. Ve siyahlarda da bir o kadar önemli bir oyuncu var. Rapport son dönemin formda ismi ve kendisi ilk 10'da yer alıyor. Ve o yüzden bu karşılaşma Nakamura için çok çok önemli. Eğer adaylar turnuvasını istiyorsa, eğer tabii ki her ikisi için de geçerli. Her ikisi de hem adaylar turnuvasını hem de dünya şampiyonluk maçını istiyorsa bu karşılaşmayı kazanmak zorunda belki de. Yarı finalde FIDE Grand Prix'si Berlin'deyiz ve bakalım neler olmuş. Beyazlar oyuna D4 ile başlıyorlar ve siyahların tercihi at F6 oluyor. C4, E6. Normalde E6 ve at F6 hamlesi burada fil B4 için tercih ediliyor. Özellikle at C3'ten sonra. Fakat burada siyahlar D5 oynamayı tercih ediyorlar. C çarpı D5, E çarpı D5 ve fil G5'in ardından şimdi isteğiniz beyazlarda fil çarpı F6, vezir çarpı F6 devamında at D5 almak belki de ve piyon kazanmak, o yüzden C6 ile birlikte o piyona tutunmuş oluyorsunuz. Vezir C2 ve fil E7'den sonra tabii ki bu arada vezir C2'nin amaçlarından bir tanesi de fil F5'i bir noktada kesmek olabilir. Çünkü o filin nereye gideceği henüz belli değil. E3, at BD7, o yüzden fil D3 oynandı ve tabii ki beyazlar taşlarını gelişmeye devam ediyorlar ve at H5 kararı çıkmış oluyor. At H5'ten sonra siz buradaki fili artık kesmek zorundasınız. Çünkü filin gidebilecek artık hiçbir yeri kalmadı. Fil F4'de at F4 var, o yüzden fil çarpı E7 kesebiliyorsunuz. Vezir çarpı E7 ve burada tabii ki at F4 çok güzel bir seçenek olarak duruyor. Hem D3 hem de G2 istemek için. O yüzden belki de şahı artık buradan çıkarmanız gerekiyor ve o hamlede uzun rok hamlesi. Nakamura siyahlarda Rapport'a karşı uzun rok atmayı tercih ediyor. Rapport bunları çok sever. Aynı zamanda Nakamura'nın da stiline uygun. Bakalım neler olacak. At B6 oynandı. Sanki at B6 hem vezir kanadına bakmak için önemli hem de fili artık atmak istiyor muhtemelen. Ve belki de siyahlar da uzun rok tercihini yapacaklar. H3, G4 isteniyor tabii ki. Ve ona da bir çözüm bulmanız lazım. Önce G6 oynandı. At F3 ve şimdi burada at G7'den sonra artık beyazlar G4 oynamak zorundalar. Aksi takdirde fil F5'ten sonra bu güzelin fili vermiş olacaksınız ve C4 çok daha zayıflayacak. O yüzden G4 oynandı. Şimdi burada fil E6 ve fil E6'dan sonra hemen at E2 çekiyor burada Nakamura. Amaçlardan bir tanesi at F4 ile E6'ya baskı yapmak. Aynı zamanda at G5 ile birlikte eğer uzun rok atılırsa hem E6'ya hem de F7'ye güzel bir baskı gelmiş olacak. Şimdi uzun rok atıldı. Şah B1 ve şah B8. Her iki tarafta artık şahını güvenli bir noktaya koydular. Ve şimdi kale C1 oynandı. At E8'e döndükten sonra artık siyahların da amacı belli oluyor burada. At D6 ve at C4 istiyorlar. Özellikle bu iki at çok güzel bir şekilde C4'e bağlanmış olacak. At B4'e gitti. E6 isteniyor ama şu anda vurmayacaksınız. Çünkü o fili henüz siyahlar değerlendiremiyorlar. At D6 oynandı ve A4. Tabii ki amaçlardan bir tanesi kuşkusuz A5 oynamak. Ama at C4 gelirse A5 oynayabilecek misiniz? Ve burada oynayabiliyor. Çünkü at A5'ten sonra vezir C5 ile birlikte vezirler kesildikten sonra aslında bu iki at belki de iyi kalmayacaklar. Olaylar şah kanadında dönerken özellikle at G5 ile birlikte. Tabii ki siz burada çok uzak kalacaksınız ama Richard Rapport harika bir hamle buluyor. Burada Richard Rapport vezir B4 oynuyor. Ve vezir B4'ten sonra A çarpı B6 bir istek değil. Çünkü A çarpı B6 alırsanız ver şahı, ver veziri diyecek. Açmaz var burada. Dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi bu. O yüzden buna bir çözüm bulmanız lazım. Vezir C3 de o çözümü buluyorsunuz ama A5'i vezirle alıyor bu sefer. Bir şey değişmedi. Vezir A5, at A5 ve tempo yine beyazda. Piyon kaybettiler ama buradaki iki at çok uzaklarda kaldı artık at G5 ile birlikte. Hemen zaten dönebiliyorsunuz ama dikkat etmeniz lazım. Kalede F8 var ve buradaki hamlelerden bir tanesi kuşkusuz. Eğer alırsanız ve devamında buradaki piyonu aldığınız zaman kale F2 boşta kalıyor. Naka burada birazcık düşündü. Konuma baktı ve ilginç bir feda yapıyor. Burada fil G6'yı buluyor Nakamura ve fil G6'dan sonra o kadar ilginç bir konum var ki siz HG6 alırsanız burada at E6
At G6 daha doğrusu. F6 ve şimdi at G6 var. Ver iki kalenin bir tanesini. Kale G8'e değişiyorsunuz ve kale G1. Devamında buradaki piyonların sürülmesi ve atlar çok uzakta kaldılar. O yüzden güzel bir feda düşüncesi ama hesaplamanız gereken bir istek daha var. O da at B3 geliyor. At B3'ten sonra ver burayı ve aynı zamanda ver at C1'i diyor burada. Ve artık at da o kadar uzakta kalmadı. Burada bir at F6 oynandı ve F çarpı E6'dan sonra at H7. Tamam, sen burada kalemi istiyorsun ama ben de senin kaleni istiyorum diyor beyazlar. Ve buna karşılık da Richard Rapport kale G8 oynuyor. Şimdi artık kaleyi kolayca kaçamıyorsunuz. Kale C3 ile beraber burayı isteyeyim diye. Çünkü devamında kale G6 ve sonrasında burada at düşmüş oluyor. İki alet kaybedeceksiniz. O yüzden bunu yapamazsınız. Ve fil D3 oynuyorsunuz. Ve bu da kale feda etmek anlamına gidiyor. Nakamura kaleyi çoktan gözden çıkarmış. At C1 oynandı. Şah C1 ve kale G7'den sonra at F6'ya gitti. Ve kale F7'ye de G5 oynandı. Artık konum o kadar güzel bir yere geldi ki H4 ve devamında bu taşların sürülmesiyle birlikte o piyonlar belki de vezir olacaklar. Dikkat etmeniz lazım ve Rapport buna dayanamıyor. Kale F6 patlatıyor ama bu feda doğru değil. Çünkü GF6'dan sonra fille kale atla birlikte baktığınız zaman, kıyasladığınız zaman daha uyumlu kalıyor fille kale ve kale F8'in devamında o uyumu birazdan göreceğiz zaten. H4 oynandı. Kale F6, H5. Tren kaçıyor. Yani geri dönmeniz gerekiyor belki de. Kale H6 oynadınız o yüzden. Şah D2 artık biraz daha merkeze gelmeye çalışıyor. Tabii ki at C4'ten gelmeyecek çünkü at C4'ten gelirse burada inanılmaz bir şekilde şahın artık yürüyüşü var. O yüzden şah C7 ile beraber yetişmeye çalışıyorsunuz. Şah E2, şah D6, şah F3, şah E7, şah G4, şah F6. Tabii ki şah G5'e girerse çok çok kötü olacak konum. O yüzden şah F6 ile oraya tutunuyorsunuz ama kale H3 var bu sefer de. Kale H3 ile birlikte kale F3 ile kovacaksınız. Sonrasında şah G5 oynayacaksınız. At C8 geldi. Şimdi kale F3, şah G7'ye burada fil G6 var. Fil G6'dan sonra kale F7 isteniyor. Konum ellerden kayıp gidecek. At D6 son anda tutabiliyor kale F7 isteğini. Yani artık şans mı dersiniz yoksa hesaplanmış hamle mi? Ama at D6'dan çok güzel bir şekilde F7'yi tutmuş oluyor. Şah G5 istendi şimdi. A5 geliyor. Evet sen burada yürüyorsun ama ben aynı zamanda belki de buradan bir şeyler elde edebilir miyim diyor burada Nakamura. Richard Rapport. Kale F4 oynandı. Şimdi at E4 ve burada fil çarpı E4, D çarpı E4 ve kale E4'ün devamında kale F6. Ver burada F2. F4 oynandı ve ona da kale F5 var. Artık kaleyi buraya atacak Rapport. Vezir kanadından da burada artık piyonları sürecek belki de. Şah G4'e geldi. Kale B5, kale E6 ve A4'ün ardından kale E7'ye de şimdi şah H6 oynandı. Tabii ki H5'i istiyor. Kale E8, eğer siz tabii ki H5'i alırsanız şu anda kaybediyorsunuz direkt. O yüzden kale B2 almak zorundasınız. 4'e 3 kaldı ama hala şanslar var siyahlar için. Kale A8 oynandı. Şah G7, kale A8 ve ver bakalım o A4'ü ama B5'te tutuyorsunuz. Ve E4 oynandı. Burada da E5, E6 bir şekilde gelmeye çalışacak. Kale A2, kale A7, şah H6'ya saklanmak zorunda. Kale A6 ve şimdi C6 isteniyor. O yüzden bir şah H7 ki tempodan kaçsın diye eğer alırsanız da B4, B3 belki de çok hızlı gelecek. Kale A7, şah H6, kale A6, şah H7. Nakamura'nın süresi kalmadı. Tekrar etmek zorunda kaldı. Ama E5'i buluyor. E5'ten sonra İsteklerden bir tanesi kuşkusuz E6 ile birlikte hemen şah F5 desteği ile birlikte bir şeyler yapmak. B4 oynandı. E6, burada B3 ve şah F5'in ardından şimdi kale A1 geldi. Kale A1 ile birlikte B2, B1 hızlıca sürmek istiyor ama aynı şekilde istek burada da var. O yüzden dikkat etmek lazım. Kale B6 ile B2 isteğini tutuyor. Kale E1 oynandı. Şah F6, artık şah piyonla birlikte yürümek istiyor. Kale E4, ver piyonlardan bir tanesini ve onun karşılığında da A ve B piyonu hala siyahlarda duruyor. Şans devam ediyor. E7, kale F4 bıraktı burada Nakamura. Şimdi şah E5 ve kale F1 hemen çıkamıyorsunuz maalesef.
Çünkü devamında kale E1'de bu veziri kaybedeceksiniz, o yüzden olmuyor. O yüzden kale F1'e hemen şah D6 gelmek zorunda. Şimdi burada kale E1 hala çıkamıyorsunuz ve şah D7'den sonra da burada raport inanılmaz bir hamle buluyor. O da C5 hamlesi. C5'ten sonra alırsanız ki Nakamura burada aldı. Kale D1 şah. Şah C7 kale E1. Şah D6 kale D1. Yani çıkamıyorsunuz bir şekilde. Bir sorun var. Şah C6 yine kale E1. Burada kale B4 geliyor ve Nakamura diyor ki al E7 senin olsun. Al H5 senin olsun. Ben bu piyonları topladığım zaman şahın çok uzak kaldı. Ben bu piyonu çıkabilirim diyor. Belki de öyle olacak. B2 oynandı. Kale B2, kale E7'ye de kale A2'den sonra A4'ü tutamıyorsunuz. Tutmaya çalışsanız da burada bu piyon hızlı bir şekilde vezir olacak. Şah çok yakın artık ve raport burada devam etmek istemiyor. 71. hamlede oyunu terk ediyor. Nakamura tekrardan kazandı. Evet biliyorum, bu kanalda son 3 gün belki de sadece Nakamura içeriği koyduk ama nasıl koymayalım? Yani şuraya bakar mısınız? Müthiş bir şekilde kazanılmış. Finale artık çok yakın bir Nakamura görüyoruz. Ve bugün bu arada Aronyan'la Dominguez de oynadı. Aronyan kazandı. Yarın eğer berabere kalmayı başarabilirse hem Nakamura hem Aronyan finalde eşleşecekler. Ve bakalım neler olacak. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bye bye.